Çok çiğ laflar etti annem Sema teyze. Teşekkürler prenses. Yok öyle ucuza kirada oturuyorsunuz. Size lütuf yapıyoruz da falan getirdi. Vallahi onu, ben onu bunu bilmem. Bunu düzeltecek. Evin mülkiyeti sizde diye insanlara eziyet edemezsiniz ya böyle. Bana bakın. Çok net söylüyorum. Sizden utanmak istemiyorum. Yani Nergis, görmemiş geldin, görmemiş gideceksin. Bana bak, git mutfağa. Kek, börek ne yapacaksan yap, git kadından özür dile hadi. Ben kek falan yapmam o kadına. Nergis Hanım! Bir kahve içirmediniz her. Yeter. Sema teyze geldin yer belli derken ne demek istedi sana? Senin de bir an önce gittiğin yer belli olsa keşke. Anneciğim, Taner'in başka kadınla çocuğu var, çocuğu. Kimin yok ki? Ha pes, babamın yok mesela. Cem'le Can ne peki? Aynı şey mi ilk karısından? Nasıl aynı şey mi? Farklı bir şey mi? Bak iki kişi, Cem, Can. Ay! İki tane. Baba, annemin geldiği yer neresi? Neresi olacak? 50 kere anlattım sana. Benim sekreterimdi. Yani sekreter masası dışında başka bir kökeni yok diyorsun. Böyle beden işçiliği falan. Sen ne biçim konuşuyorsun annen hakkında? Tabii benim anladığım anlamdaki o meslekse o. Ya ben mesleğe kötü bir şey demiyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bilmediğim bir şey mi var diye. Yani böyle herkes burun kıvırıyor falan yani. Kim burun kıvırıyor? Taliha. Ne bileyim işte abimler. Şimdi Sema teyze falan. Taliha senin doğumunda annene saldırdığı için boşamıştım ben onu. Yani şimdi ilk karımda ikinci karımda oturup beş çay içecek hali yok ya. Tabii ki burun kıvıracak. E abinler desen analarının etkisi altında büyüdü. Ondan burun kıvırıyor. Sema'ya gelince... Bana bak. Sema iki kocadan sonra seni oğluna almak istemediği için annenle arasında geçimsizlik çıkarmaya çalışıyor olabilir ha. Allah Allah. Kim istiyormuş onun oğlunu? Anlayacağız bakalım. Bana bak. Hı. Doğan'ın ayarlarıyla oynamak yok. 25 yıllık arkadaşım o benim. Söz ver. Ne? Evet, bu konuyu ciddi konuşmanın vakti geldi. Ay illa teatral bir giriş yapacaksın anne ya. Neymiş bu konuşmamız gereken vakti gelen konu çok merak ettim gerçekten. Dur şimdi anlarız. Evet Nergis, nedir? Şimdi ben diyorum ki bu kız yine geri geldi ya. Melike. Benim adım Melike. Biliyorum canım, senin adını ben koydum zaten. Sen ben koydum. Rahmetli anneannemin adı. Kızımın adını Melike diye ben koydum. Ben. Ay, Osman ne fark eder? Ne fark eder acaba? Yani evlilik denilen müessese ortak. Her şey ortak. Yani o müessese pek öyle değil sanki ama... Bak yine konuştu çok bilmiş. Sen her şeyi atlamasan olmaz değil mi kızım? Aa, bak bu kızdı. Kızıma evrildik. Bayağı bir gelişme var. Şimdi ben diyorum ki... Hı. Şimdi... Bu kızımız Melike yine geri geldi ya. Artık diyorum paramız da var. Yalı'ya taşınsak değil mi? Ne güzel olur. Ya ben gideceğim zaten. Sen niye dert ediyorsun ki beni? Ben çıkıp gideceğim buradan. Hayatım ben seni dert etmiyorum ki. Bizim bir sürü paramız var ve harcayamıyoruz diyorum. Yani bu apartman dairesine tıkıldık diyorum. Ya bu fukara mahallede yaşıyoruz diyorum. Gidelim Yalı'ya diyorum. Ben seviyorum bu mahalleyi Nergis. Ayrıca çok iyi bir mahalle. Tamam mı? Ayrıca Marmara'ya da yakın. Osman sen hayatında kaç kere Marmara'ya bindin acaba? Olsun, yakın. Ya ben çıkıp gideceğim diyorum. Siz niye dert ediyorsunuz bunu? Ondan sonra rahat rahat oturursunuz yine. Sen nereye gidiyorsun yine acaba? Hı? Yine mi evleneceksin? Gerçi bu baba evlense de hemen geri gelir. Anneciğim, hatırlatırım. Burası benim de evim.
De ben niye evlenmek zorundayım bu evden çıkmak için, orayı anlamadım sadece. Orası öyle. Bu evden ayrılman için evlenmen gerekiyor. Başka türlü olmaz. Olmaz. Ayrıca biz de bir yere gitmiyoruz. Tamam mı? Böyle yalı malı yok. Asla. Ya niye Osman ya? Ya niye yalıya gidemiyoruz? Marmara'ya uzak. Ya niye çıkamıyorum evlenmeden ben bu evden? Aa, Osman bırak çıksın koskoca kız. Evlenmeden çıkamaz, olmaz. Ben kızımla vakit geçirmek istiyorum ya. Ya başka evde olduğunda ben vakit geçiremiyor muyum seninle, onu anlamadım. Olmaz, gelmezsin ki buraya. İşin var dersin, arkadaşlar dersin, trafik dersin, o dersin, bu dersin, gelmezsin. Aa, gelir o gelir gelir. Hiç şüphen olmasın. Söylüyordu ya bu merak gibiyim diye. Döner döner yine gelir. Gerdiniz beni ya. Vallahi gerdiniz beni ya. Prenses. Nereye kızım? Motorla dolanacağım. Gezeceğim biraz. Hava alacağım. Bak gördün mü? Kızı kızdırdın, çekti gitti. O bana değil sana kızdı. Ayrıca neden bu evde bütün suçlar benim üzerime kalıyor? Alo. Alo. Namık Bey. Ne oldu? Bırakmıyorlar mı oğlanı hastaneden? Kötü mü? Ben de geleyim mi? Hayır, 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 hayır. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Hastanede değiliz zaten biz. Gayet iyi. Hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Ha, öyle mi? E peki. Yani iyi diyorsun. İyi, iyi. Hatta yarın akşam tekrardan istemeye gideriz dedi kızı. Öyle anlaştık. Tamam? Tamam. Peki. İyi geceler öyleyse. Tamam, iyi geceler. İyi akşamlar. Ben ışığa çık görünce bir Doğan geldi sandım. Bir bakayım demiştim. Sen artık Doğan'a bakma kızım. Bak Ceylan nişanlısıyla bu kadar işli dışlı olmandan hoşlanmıyor. Gezmeye gittiler, birazdan gelirler. Hadi sen evine çık. Seni burada görmesin. Sema teyzeciğim. Hani bu kötü gelin adayını istemeyen kaynana klişesini bir salsak mı artık ya? Ha? Bak benim Doğan'la aramda senin böyle sandığın gibi mesele falan yok. Sen yeni geline odaklan. Kesin bir şeysi vardır ya. Bir defosu falan vardı, sen içgüdünü o kanala yönlendir. Yok bir defosu. Ben onu ömrüm boyunca başımın üstünde taşırım. Kimse aramızı bozamaz. Yani sen kendi kendine imha edersin zaten. Kaç ay geçirirsiniz, kız delirir falan. Ben gideyim. İyi akşamlar. Terbiyesiz. Ben de seni çok seviyorum. Ama bak, evlenmiyoruz biz. Sabunla ağzındaki baklayı çıkardım Melike Hanım. Hayır, niye bozuluyorsam? Aksine sevinmem lazım ya. Ben böyle bir cümleyi kendi kendime söyleyemezdim. Doğan. 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 Burası neresi oğlum? Uzun hikaye baba. Daha önemli meselelere odaklanmamız lazım. Melike mi? He. Dün gece çok kalbimi kırdım. Çok önemli kararlar alma aşamasındayım. Ne oldu? Anlat bakayım. Aramızda hiçbir şey olmayacağı gerçeğini tüm çıplaklığıyla yüzüme çat diye vurdu. Ben de seni seviyorum Doğan. Bak biz evleniyor muyuz dedi. Ben gerçi o kadar iyi taklidini yapamadım ama bizim reis çok güzel yapıyor. Aynı birebir yapıyor. Aramızdaki sınıf farkını, yerimi, haddimi bildirmenin, ben kim, sen kim demenin değişik bir yolunu buldu galiba, öyle değil mi baba? Bilmem. Ya konuşmanın öncesini bilmiyorum ki. Ama bu anlattığından ben pek öyle bir şey çıkarmadım. Yani tek başına sevmek yeterli olmuyor demek istemiş gibi geldi bana. Bir imdat çığlığı gibi. Gör beni, duy beni de buna bir çözüm bulalım demek istemiş de olabilir. Ama gel sen dinle babamı. Sevdiğin insanlar hakkında kafanda kurduğun şeylerle yargıya varma. Açıkça konuş. Önce ne demek istediklerini tam olarak anla, ondan sonra karar ver. Ama sezgilerimiz önemli değil mi baba? Sen hep öyle derdin. Önemli, şüphesiz önemli ama unutma. Sevdiklerimiz sezgilerimizden daha değerlidir. Vay be, tam bir aşk adamısın Ahmet Saka. Zannetme. Neden? Ben hiç aşık olmadım ki be evlat.
Annem aşık değilmiş ki. Ben söylemem böyle bir şey annem. Çekirdek yer mi acaba ya? Ulan gece rüyamda babamla çekirdek yedim. Sabah üzerimde kabuklarla uyandım. Tövbe tövbe ya. Ulan deliriyor muyum ne? Acaba gece yedim de hatırlamıyorum bunu. Yok. Yesem hatırlardım herhalde. Ne konuşuyordun kendi kendine? Hiç. Hadi delirdin galiba. Ben de onu söylüyordum kendime şimdi. Ne dedi kendin sana? Ne cevap verdin? Susmayı tercih etti. Muhatap almadı beni. Öyleli yani. Biz ne yapıyoruz peki? Ne yapıyoruz? Konuştuk ya. Taner, DNA, tükürük örneği. Taner, DNA, tükürük örneği. Ben de hiç anlamlı bir cümle oluşturmadı bu üç kelime. Doğan, delirtme beni. Konuştuk ya senle. Taner'e gideceğiz, tükürük örneği alacağız DNA testi için diye. Ha doğru, doğru. Yokum ben o işte. O ne demek ya? Nasıl yokmuşsun? Bayağı var olmayarak yokum. Nedenmiş acaba Doğan Bey? Çünkü beni gram ilgilendirmiyordu ondan beri kendim. Allah Allah. Bebeğin tükürüğünü alırken çok ilgilendiriyordu ama. Melike, sınırlarımı ihlal ediyorsun. Bana duygusal terör uygulayıp hayatımı alt üst ediyorsun. Yapma. Belki hayatının alt üstünden daha zevkli. Nereden biliyorsun? Oo, şemsiler falan akıyor maşallah. Ama sana kötü bir haberim var. Ben artık hayatımın altıyla da ilgilenmiyorum Melike. Hatta seninle olan ilişkimi sonlandırıyor. Hadi ya. Evet. Öyle mi? Evet. Ayrıca o tükürük içinde bu kadar atraksiyona girmeye gerek yok. Neydi o hizmetçi Roza mı ne? Git ondan diş fırçası iste. Ne bileyim tarak iste, saç kılından falan yaptır testini. Ha. Ben hiç öyle düşünmemiştim ya. İyi peki tamam, görüşürüz sonra. Hadi bay. Neydi şimdi bu? Hemen de kabul ettin. Bravo Melike. Alkışlıyorum seni, bravo. Her şeyle doğan mücadele et. Dedikodu almaya. Kimse dedikodu yapmıyor ki kadınla. İşte onu öğrensin diye gitti. Öyle mi? Dedikodu mu var? Nedir ha? Dün Ceylan'ı istemeye gittiler. Doğan da su kaynatmış zamanında, hastanelik olmuş. Sema teyzeyi bir görsen bir de nasıl bağırıyor. Ben de terastayım, annem terastayım diye beni gördü, gelemedi tabii. Dedikoduları da öğrenemedi. Öyle mi? Ne için acaba o uzun öyle mi kısmı? Annem için de ondan mı gitti mi gibisinden yani. Ha. Kullandığın değil misin? Yalanını ele veriyor babacığım. Sen ne zaman boşanıyorsun şu Tamer'le? Taner babacığım, Taner. Böyle bir iki DNA işimiz var. O bir hallolsun. Sonra bütün delilleri toparlayıp dilekçeyi vereceğiz hemen. Doğan'la? Avukatım ya baba. Ya bu Doğan hemen iki güne evlenmez değil mi? Yani kız hamile falan değilse tabii. Sen de sor Melda'ya babacığım. Sen de çık ona istersen. Yok. Ben Doğan'a sorar, ondan öğrenirim. Öttürürüm onu.
bana yalan söyleyemez. Ya o kadar hoşuna gidiyor ki ya. Evet. Allah'ım, ekmek kızartıcı bile getirmiş. Kablo bile çekmiş. Ekmekleri dizmiş. Ya Melike sen nasıl bir şeysin ya? Of şu sessizlik. Mutfaktan sabahlıkta çıkan annem yok. Reçeller. Tereyağı. Ama yok artık ya. Sen yumuşasın diye tereyağını dolaptan benim için önceden mi çıkardın? Şimdi yakalandım Melike'm. Eğer birisi için tereyağını önceden buzdolabından çıkarıyorsan bu aşktır. Oh! Sonunda gerçek bir sessizlikte kimse benimle konuşmadan huzurlu bir kahvaltı yapabileceğim hayatta. Mutluluk bu işte. Böyle bir mutluluğu kim düşünüp hazırladıysa bilsin ki çok etkilendim. Hele hele dünyada en sevdiğin kadın hazırladıysa. Sen aslında çok tatlı ve ince bir insansın ama niyeyse saklıyorsun bu yönünü insanlardan. Melike, bak ne düşünüyorum biliyor musun? Tamam biliyorum bizim ilişkimiz hiçbir standarda uymuyor ama uymak zorunda mı? Değil. Biz böyle iyi anlaşıyor muyuz? Evet. Ayrı kalınca hastalanıyor muyuz? Evet. Hep böyle değil miydik? Melike, gel şunu düzgünce bir konuşalım. Birlikte olmanın bir yolunu arayalım. Şartları zorlayalım. Tamam anlıyorum, bir karavanda ütopik bir hayat mümkün değil belki ama illaki bir yolunu buluruz. Ben sensiz kalmak istemiyorum artık. Bak şimdi şuradan gideceğiz. 2 dakika sonra birbirimizi özleyeceğiz. Hayır yani böyle evlenmek gibisinden düşünmüyorsan da sorun yok. Birlikte aynı evde de yaşayabiliriz. Bana bak şimdi bir havalara girme bu salak bana evlenmemi teklif ediyor diye. Yani ben isim koymak istemiyorum. Mecbur da değiliz. Zaten 25 yılda bir isim koymadan sevdik birbirimizi. Senin 2 gerzek evliliğin dışında mutluyduk. Bak iyiyiz böyle. Hiç ayrılmayalım. Yani insanlar bizi anlar. Bir süre sonra anlayacaktır. Güdama tok gitmemi istedim. Sen var ya Melike, bu dünyadaki en kötü insansın. Sen o kadar kötü bir insansın ki... bir insana tekme atmadan önce böyle muhteşem bir kahvaltı hazırlayabilecek kadar kötü bir insansın sen. İnsana kendini salak gibi hissettirmek için... bir uçurumdan itmeden önce bile onu öpebilirsin. Sen öyle kötü bir insansın. Doğan. Hayatına dön. Döneceğim hayatım. Öyle de bir döneceğim ki. Yeter ki hayatım beni geri kabul etsin. İnanamıyorum sana Melik. Yazıklar olsun. Doğan. Oh nihayet bulduk seni. İyi misin? Çok iyiyim anne. Hadi gidelim buradan. Yani sen bundan sonra bize bir daha haber vermeden hiçbir şey yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? O kadar korktuk ki buraya geleceğin aklımızın ucuna gelmedi. Anne ya. Mutlu olsun o artık. Ben ona hiç iyi gelmem. Gitsin evlensin. Ceylan mutlu eder onu. Ben yapamam, ben iyi değilim. Ben yapamam onu onları. Çok kıymetli. Onunla olsun bari yani. Ben mutlu edemem onu. Melike. Geçecek anneciğim. Güzel kız.
bana bak. Seninle beraber şöyle güzel bir tatile çıkalım mı? Ne dersin? Prenses. Bence çok iyi fikir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.